tüm dünyanın ortak malı olan kutuplara ülkemizin ilgisi yüzyıllardır bu kutuplara ilgisi olan ülkelerle karşılaştırılınca oldukça yeni. Örneğin Antarktika Anlaşması'nı ülkemiz 1995 yılında imzaladı. Arktik Anlaşması'nda daha henüz imzaladık. Ama buna rağmen tabii Türk bilim insanlarının bu kıtalarda yaptığı çok çalışmalar var. 1960'lı yıllarda mesela Atok Karahali'nin yaptığı çalışmalar var. Antarktika'da Karahali kayalıkları var. Veya Profesör Doktor Ümran İnan'a atfeden İnan kayalıkları var. Serap Tilav'ın çalışmaları neticesinde Tilav Buzyalı adı verilen bir bölge var. Yani Türk bilim insanları kutuplarda çok çalışmalar yürüttü. Şimdi bile Amerika'nın önemli çalışmalarından birini, gene bir Türk araştırmacı, benim de arkadaşım bir Türk araştırmacı yürütüyor. Ama bu bilim insanlarının hepsi başka ülkelerin çalışmalarına katıldılar. Yani başka ülkeler adına bu çalışmaları yaptılar. Bizim bilim insanların bir araya gelerek bu konuda sistemli çalışmalar yapmaya başlamaları 2010'lu yılların başına dayanıyor. Birçok üniversite, İstanbul Üniversitesi, bizim üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ'nün başını çektiği bir grup, bir takım, bir dizi çalıştaylarla bu kutuplarda, özellikle de Antarktika'da neler yapabiliriz? Burada bilim yolu, haritası ne olmalı, bizim rolümüz ne olmalı gibi bir takım çalışmalar yaptı. Çok çeşitli üniversiteden bilim insanları buna katıldı. Ama tıp alanında, yani tıp bilimiyle ilgili bir yol haritasını bizim fakültemiz yaptı. Yani sadece biz İstanbul Tıp Fakültesi bu işin içinde yer aldık. Bilim açısından, tıp bilimi açısından yol haritasını da 3 ana başlık altında hazırladık. Bunlardan birincisi bu bölgeye gidecek bilim insanlarının sağlık muayenelerini yapmak ve bu sağlık muayenelerine göre oraya gidip gidemeyecek kişilerin belirlenmesini sağlamak. Bunun için bir Türk Ulusal Kutup Araştırmaları Sağlık Standardı hazırladık. Bu standart birçok sistemin muayenesini içeriyor. Bu muayeneleri yaparken tabii biz sualtı hekimliği ve hiperbaritik ana bilim dalı olarak zaten ekstrem koşullarda sağlık muayenesi yapmak için uzmanlaşmış bir bilim dalıyız. Yani işte tünel çalışmaları, derin dalış çalışmaları, irtifa çalışmaları, basınçlı tünel çalışmaları gibi yerlerde zaten raporlar veriyorduk. Daha önce de kutup çalışmasına giden Japonya adına, Amerika adına, Almanya adına bu çalışmalara giden Türklerin muayenelerini yapmıştık ve bu ülkeler tarafından da kabul edilmişti. Tabii fakültemizin bir ayrı özelliği de var. O da çok geniş bir konsültasyon imkanı sunuyor bize. Her branşta, her bilim dalında danışabileceğimiz, görüş alabileceğimiz, konsültasyon yapabileceğimiz çok değerli bilim insanlarımız var. O açıdan da köklü ve bu şekilde geniş kapasiteli bir tıp fakültesi olmanın avantajını kullanarak bu kutup programının, kutup çalışmalarının, sağlık muayenelerinin bir merkezden olması, onun da İstanbul Tıp Fakültesi'nden olması, bizim de buna sualtı hekimliği olarak bir aracılık etmemiz yönünde bir çalışmaya girdik ve gerçekten de 2016 yılından itibaren başlayan bütün bu seferlerde hangi üniversiteden, hangi ilden olursa olsun bu çalışmalara katılacak olan kişileri biz muayene ediyoruz. Bunların sağlık raporlarını biz veriyoruz. Çünkü bu çok önemli. Oraya gidecek insanlar, öyle bir yalıtılmış bir ortam var. Sizin sağlık imkanınızın dışındaki sağlık imkanları binlerce kilometre ötede. Ya bir örnek vermek gerekirse, eğer biri hastalandı, götüreceğiniz yer mesela İspanya gibi o uzaklıkta bir yer. Oraya da gemiyle gideceksiniz. Her zaman uçuş imkanı da yok. O yüzden oraya gidecek bilim insanlarının hem kendi sağlığı açısından hem de görevin yerine getirilmesi açısından sağlıklı olması lazım. Bunlarla ilgili standartlar belirledik. Bu standartlara göre de muayeneleri biz İstanbul Tıp Fakültesi merkezli olarak yapıyoruz. İkinci ayak, tıp branşının ikinci ayağı, tabii orada verilecek sağlık hizmetleri olması lazım. Oraya gidecek ekibin içinde bir sağlık insanı olması lazım. Bu şekilde de 2016 yılında ben, 2018 yılında gene ana bilim dalımızdan bir asistan arkadaşımız Doktor Sena Yumbul, gene bu sene sefere gidenler şu anda seferdeler. Gene bir asistan arkadaşımız Seren Kırmızı bu seferlere katıldı ve orada sağlık hizmetlerini de verdi.
İşin üçüncü ayağı da tabii yani sağlıkla ilgili yapılabilecek üçüncü ayakta elbette tıp kökenli, tıp temelli bilimsel araştırmalar ve çalışmalar. Tıp branşının orada yapacağı çalışmalar diğer branşlarla karşılaştırılırsa temel bilim çalışmaları, jeoloji veya işte deniz bilimleri veya meteoroloji biraz daha düşük kalıyor. Çünkü doğal olarak o bölgelerde özellikle Antarktika'da bir yaşam yok. Yani insanlar orada zaten bulunmuyorlar ancak bilimsel ekip içinde bulunuyorlar ama bunlar içinde yapılacak çalışmalar var. İşte yalıtılmış ortamda bulunmaya dayalı psikolojik çalışmalar veya endokrin çalışmalar. Bunlar da yapılabilir, yürütülebilir. Diliyorum fakültemizde bu tip çalışmalara bir katkıda diğer branşlarımızdan olursa bu yönde de öncü olmayı diliyoruz. Bu tip çalışmalara devletin ilgisi, yani bu yapılan çalışmalardan sonra devletin ilgisi, özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın ilgisi ve himayesi olduktan sonra iş biraz daha hızlandı, daha rutine bindi ve her sene belli seferler yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda nihayet bu sene bir TÜBİTAK'a bağlı bir kutup araştırmaları enstitüsü de kuruldu. Bu enstitünün içinde de biz işin tıp yönünü yürütüyoruz. Fakültemizde de bir bu TÜBİTAK'ın kutup araştırmaları enstitüsü ile bir protokol imzalanması aşamasındayız. Bu anlaşmayı da yaptıktan sonra bundan sonra yapılacak bütün tıp çalışmalarında, bütün kutup çalışmalarındaki işin tıp ayağını, tıp merkezini İstanbul Tıp Fakültemize, kendi fakültemize getirme hedefindeyiz. Bunu da bir süre sonra başaracağız. Kuzey Kutup Bölgesi yani Arktika ve Güney Kutup Bölgesi Antarktika, her ikisi de dünyanın ortak mirası, ortak malı. Çeşitli ülkeler bunlar üzerinde hak iddia ediyorlar. Uzun bir süre hak iddia etmişler. Bir çelişki de var. Tabii buraların çeşitli imkanları var. Yani doğalgaz, madencilik vesaire gibi, balıkçılık gibi. Fakat bir konuda anlaşılmış ki o da bir anlaşma yapılmış. Şu anda mesela Antarktika için yapılan anlaşma temelde bizim de imzalamış olduğumuz 95'te imzalamış olduğumuz Antarktika Anlaşması birkaç hususta, bunlardan biri buranın bilim ortamı olması üzerine anlaşılmış. Burada silah bulunduramıyorsunuz, silah şeyleri, testleri yapamıyorsunuz, madencilik gibi şeyler yapamıyorsunuz, ticari amaçlı kullanamıyorsunuz, bilim amaçlı kullanıyorsunuz. Bu anlaşmayı biz de imzaladık. Bizim ülkemizde, bizim buralara karşı, ülkemizin buralara karşı ilgisi yeni gibi olabilir ama belki de uzak gibi düşünülüyor ama öyle ülkeler var ki bizden çok daha ufak, çok daha ilgisi olmayan Romanya'nın, Bulgaristan'ın, Monako Cumhuriyeti'nin bile bir üssü olması gibi düşünülürse Çekya'nın veya bizim de mutlaka bu ülkeler arasında yerimizi almamız lazım ve bu ülkeler gibi burada bilimsel çalışmalar yaparak oranın geleceği hakkında da söz sahibi olmamız lazım. Bunun tek yolu orada bilimsel araştırmalar yapmaktan, bilimsel çalışmalar yapmaktan, orada bulunmaktan geçiyor. O yüzden stratejik olarak mutlaka hem Arktik bölgeye hem de Antarktika'ya gitmemiz, oralarda çalışmalar yapmamız lazım. Buraya gidiş, bu bölgelere gidiş mevsimsel olabilir. Yani sadece yaz dönemi ile ilgili veya yıllık olabilir. Bazı ülkelerin birden fazla üssü var. Kimi sadece yaz döneminde gidiyor, kimi tüm yıl boyunca orada araştırmalarını, bilimsel araştırmaları sürdürüyor. Çok önemli konular ancak burada bulunmakla ortaya çıkartılmış. Mesela ozon tabakasındaki delik burada çalışan Japon bilim adamları tarafından ortaya konulabilmiş. Eğer oraya gitmeselerdi, orada çalışmasalardı, ozon tabakasındaki delikten uzun yıllar boyunca haberimiz olmayabilecekti. Biz de şu anda bir o bölgeye yapacağımız çalışmalarla bir de üs kurma, Horseshoe Adası'nda bir üs kurma ön çalışmalarını başlatmış durumdayız. Bu üssü kurduktan sonra orada daha uzun süreler, belki tüm mevsim, belki tüm yıl boyunca orada çalışma imkanı bulabiliriz. Gerçekten Türk bilim araştırmacıları için büyük bir çalışma alanı da yaratıyor. Her branştan canlı bilimi, toprak bilimi, meteoroloji, deniz bilimleri açısından çok büyük çalışma alanları var. O yüzden bizim de Türk araştırmacıların da buraya
bir ilgi göstermesi ve oraya gitmesi gerekiyor. Tabii buralarda yapılacak sağlık muayeneleri belli standartlar içeriyor, belli bir özellik içeriyor. Çok geniş bir popülasyondan tam sağlıklı insanlar, mesela asker seçmek gibi değil bu iş. Tam seçebileceğiniz insanlar, yani popülasyon çok dar. Ancak belli bir alanda yoğunlaşmış bilim insanları arasından sağlık muayenesi yapıyorsunuz. O yüzden yapılan sağlık muayeneleri buraya giden insanları eleme amaçlı değil, daha çok göreceli bir kontraindikasyon yaratıp, yani kesin kontraindikasyonlar değil, göreceli kontraindikasyonlar yaratıp, gerekirse sağlık takviyeleri, gerekirse hastalıklarının tedavisi yoluna gidip ondan sonra buraya gönderilmesi şeklinde. Çünkü hem yaşlı bir popülasyondan bilim insanı olduğu için, hem sedanter bir popülasyondan kişiler seçiyoruz. Yani standartlar, sağlık muayenelerimiz bir çok sağlıklı böyle fizik özellik isteyen değil, daha çok orada herhangi bir hem can güvenliği açısından hem de görevin yürütülmesi sırasında bir engel oluşturmayacak şekilde muayeneler yapıyoruz, ama kesin kontraindikasyonu olanları, tabii bu açıdan da tehlike oluşturabilecekleri mutlaka elememiz gerekiyor. Böyle bu tarz sağlık muayeneleri yapıyoruz. Antarktika dünyanın en uzak, en yalnız, en soğuk, iklim şartları en ekstrem, belki ortalama yüksekliği en fazla olan, irtifa olan bir bölgesi. Burada oldukça büyük, Avrupa'dan daha büyük, yani yaklaşık 28 Türkiye büyüklüğünde bir alan ve toprak bir kıta, yani bir kara kıtası. Kuzey kutbunun, Arktik bölgenin aksine sadece buzlarla çevrili değil. Tabii kara, ama yaklaşık %98'i buzlarla kaplı. Buz kalınlığı bazı yerlerde kilometreleri buluyor. O yüzden o kadar ağır bir buz kütle var ki kıtayı aslında biraz da bastırıyor mağmaya doğru. Yani buz kütle kalktığında Antarktika'da olduğu gibi yükselecek, daha yüksek bir hale gelecek. Bu kıtada yapılacak çalışmalarda, tıbbi çalışmalarda sağlık muayeneleri özel, başka özellikler de taşıyor. Yani bir kısa bir süreliğine mi gideceksiniz, daha uzun süre mi gideceksiniz, tüm yıl mı kalacaksınız, orada bir uçuş yapacak mısınız, dalış yapacak mısınız araştırma amacıyla, ya da irtifada bulunacak mısınız? Kıtanın bir kısmı oldukça yüksek irtifa. Onlara göre sağlık muayeneleri özellikler taşıyor. Evet, tamam. Okey. Evet, tamam.